biz tam buğday ununu yapmak zorundayız. Bir de katı bir kural daha koyayım. 13 gün içerisinde tüketmeniz lazım öğütülmüş bir unu. Oksidasyon. Küf mü ya? Oksidasyon abi, içerideki içik şey, ya kahve değirmeni alın 49 lira, 69 lira, 79 lira. Bir kahve değirmeni alın, evinizin ihtiyacını sadece onda öğütün. İlla un gibi yapmak zorunda değilsiniz. Kaba parçalamanız bile yeterli. Yani pirinç unu yapmıyor musunuz? Bunun gibi yapın. Ama iyice olmak zorunda değil. Kaba un bile olsa bizim için faydalı. Ama en sağlıklı ekmeği duymak ister misiniz? Çimlendirin. Ne alacaksınız? Buğdayınızı alın. Çimlendirin. Çimlendirme şu. Bir arpa boyu kadar, kendi boyu kadar çimlendirin. Direkt fırına ya da hemen kurutmaya alın. Kurutun. Yani maltın başlangıcını yapın. Ondan sonra bunu haşlayın. Eğer süt ve süt ürünlerine toleransınız yoksa azıcık haşlayın ama çok değil. Karıştırın, grup yapın. Tuz istiyorsanız tuz koyun. Sonra o hani sizin kek kalıplarınız var ya çelik. Onlara tıka basa basın. Oklavalarla böyle tokmaklarla basın. Hiç şey yok. Yağma, kabartma, mabartma. 55 derece fırında 4,5 saat pişirin. O çok pahalıya satılan Alman ekmeğini yaptınız işte. Bu var mı? Bu var mı? Var, hepsinin tarifi var. Bu da var mı hocam? Bu var mı? Bak hepsinin tarifi. Yemiş var. Yemiş ekmeği bile yaptık. Nasıl yaptınız dediler. İnanmadılar. Sen yapmadın mı dediler. Atölyede sizin olmadığınız bir şeydi. Yaptık ondan sonra işte. Ben diyorum kadar yoruluyorum. Boza alkolü güzeldir. Eskiden şıracının şahidi bozacı denmesi de bundan kaynaklı. Sözüm geriye döneceğim. Boza yapsın. Ben koşturmuyorum vallahi. Bu bir isteyen öleceğinizi bile bile bir çaba sarf ediyorsunuz siz de. Niye sarf ediyorsunuz? Niye meslek sergiliyorsunuz? En çok şirke bulaşmamış, günahkar olmayan teyze, dünyadan bir haber olan, daha başında yaşayan teyze. Şimdi eğer bu buysa bu. Ha, nasıl öleceğiz? Yine kaliteli ört. Olucu mu? Ben bayağı şey oldum. Ben yaşamıyormuşum falan dedi. Ama o doğru. Ama hayatın kendisi. Yukarıda yaşıyoruz. Olur mu? Şimdi bana özeni. Köye geleceğiz Berk Bey diyorlar. Tamam. Ben biliyorum 3 gün sonra bilet kesildi. Ya köye geliyorsun, benimle yaşamak istiyorsun da o böcü börtüyü istemiyorsun. Aynı banyoyu istiyorsun evindeki. Aynı konfor istiyorsun. Çamaşır makinesi, kabı yıka diyorum. Deterjan nerede diye soruyor. Kül orada diyorum. O ne diyor? Hijyen diyor, tijyen diyor. Benim en sevdiğim, öyle köpürdüğüm şeylere geliyor. Zor değil de başlamak. Hayır, ben şimdi konfor dereceleri ayarladım. Yani katı diyet yapıyoruz ya, ben de günde 3 öğün yiyorum. 2 öğüne, 1 öğüne düşmüyor ama bunlar gelişer 8 yıllık şeyler. Neticede siz de köye adapte olabilirsiniz. Ama günümüz teknolojisinde tüm resimde artık köyün çeşmesinden su taşıma falan gibi bir şeyiniz yok. Gidip 5 metre ötedeki karanlıktaki içinden 500 tane böceğin çıktı tuvalete girmenize gerek yok. Her şey köyde de modern. Artık o da var. Mahalle oldu onların adı. Büyük şehirler. Ama bir kere önce niyetine girin. İşte şimdi çiftlik banklar falan çıktı. Tamamen aldatmaca. Siz onlara mesela benim icadım gene söyleyeyim de. Dedim ki bir gün Berk Bey bal alalım. Berk Bey ya dedim bal alın da arkadaş. Neden benden alıyorsunuz? Kendiniz üretin. Nasıl üreteceğiz? Ver dedim 750 lira. Bağlı dedi, verdi. Senin dedim artık bir kovanın var, çift katlı. Her yıl dedim sana ne çıkarsa onu vereceğim. Ne çıkacak dedi. Ne bileyim dedi. Ben çünkü arıdan bütün balını almıyorum. Ben arımın 1/4 ile 1/5 alıyorum yaşasın diye. Hepsini alırsam şerbet veriyorsun. Arı keki denilen şeker yediriyorsun ona. Ben bir de etrafındaki köylüyle anlaştım. Arılar 13 kilometreye uçabildiği için 15 kilometre çapında ayçiçeği, kanola bilmem ne gibi bitki ektirmiyorum. Bu adamlara veriyorum, buğdayını da ben alıyorum, şeyini de ben alıyorum ama ektirmiyorum bunu. Arı ne yapıyor? Ya ıhlamura, ya karaçalıya, ya orman meyvesine, ya gelinceye, ya papatyaya gidiyor. Ondan sonra senin balın niye böyle? Anzer balında 1 milyon liraya satırken benim 870 liraya satılan derecelendirilmemiş balım var. Bir de dali bal denilen bir şey var, deli bal değil. 40 yılın başında arılar beni soktuğunda bir bakıyorum yabani şeyler vardır, kızıl arılar vardır. Kraliçe arı kaçırırlar kovandan kokuyla. O kraliçe arıyı kokuyla besleyip dali denilen bir kokuyla beslerler. Onu besleyebilmek için de kraliçe arı bunlar bal toplayamadığı için katır cinsi bir şey üretir onlar. Yani yeni bir nesil üretir. O arılarda gider çok kaliteli bir bal üretirler. Bu sefer içerik %18. Ha yiyeceksen bunu ye. Ama bulursan. Bu da 870 lira. Yani bu olay böyle.
Bu da 40 yılın başında bir kere denk gelir. Çiftliğini kurmak, yetiştirmek yok. Arı kovanı oldu. Kiminin 7 kilo balı oldu, kiminin 9 kilo balı oldu. Hala da bakıyorum onlara. Her yıl poleni ne kadar... Ben ayırmıyorum. Çünkü arı, bizim arı balı ayrı, poleni ayrı, yavruyu ayrı yapmıyor. Bizim arı bir tane çıtaya kendisi hem buraya polen örüyor, hem buraya propolisini bilmem nesini hazırlıyor, hem buraya yavruyu yapıyor. Yanına da doğal çünkü olanı bu, yiyecek olan balını koyuyor. Biz de bu şekilde teslim ediyoruz. Biz arı çekimi yaptık belgesel. 8 tane adam, bilmem kaç tane cihaz ve ses var. Etrafımızda 750 kovan, her bir kovanda 80 bin arı. Bir kişi bir arı sokmaz mı arkadaş ya? Çünkü arılar huzurlu. Hırsız değilsin, bir şeyini çalmıyorsun. Meyve bahçelerinin arasında onlar zevkten dört keşe, tekme de atmadın şeyine. Kapağını açtık, bilmem içine soktuk elimizi, üzerimize arıları gezdirdik. Yapmaz sana bunu, yapmaz. Alemin arısı daha dakika bir o şeyi giymediğin an bitti. Şimdi sen iyi geçinirsen doğayla, o da seninle iyi geçinir. Meşe palamudu. Anlatıyorum. Sanki meşe palamudunu herkes mucize bir şey zannediyor. Arkadaş, 1945 yılları zamanında ağaç kabukları yedi denir ya insanlar açlıktan yokluktan. Meşe palamudu yediler. Allah'tan bizim öyle bir açlığımız yoktu yani ülkemizin. Ama buğday ekilemedi. Ama arpa ekilemedi. Ama o kıtlık döneminde bile Anadolu halkı biliyordu zaten bunun olduğunu. Meşe palamudunu terbiye etti. Ondan bunu elde etti. Şimdi ne büyük şifa. Şimdi gel bunun içerisine gir bakalım. Bir tarif veriyorsun. Ben bunu nereden bulacağım? Ben nereden buluyorum? En sevdiğim ikinci soru. Bunun hazırı var mı? Sakıyor musun? Çünkü ben senin için çalışacağım. Ondan sonra çok pahalı. Ben senin için çalışacağım. Ben bütün hayatımı sana adayacağım, üreteceğim. Sen gezeceksin şeylerde, sinemalarda, AVM'lerde, dizi peşlerinde, tatillerde. Ben senin yerine bunu yapacağım. Sonra çok pahalı. Hayat pahalı. Böyle bir şey yok. Emek sarf et, direklere çıkma, hocalara para verme zayıflayacağım diye. Ciddi söylüyorum. Koşmak koşmak güzel bir şey ama tempolu falan böyle yoğun yoğun şeyler değil. İnanın, iş yapın ya. Serbest hareketler yapın. Eğilin, kalkın ama böyle hani çömelin tabii. Gerçi tutulmasını da olsun istemem sebebi. Dikkatli şeyler yapın. Hareket edin. Hayatınızda hareketiniz olsun. Ben buraya geldim. Saat 9'da aşağıda Hilton'un karşısındaki bir yerde çekime girdim. Bizim ajansta. Oraya kadar nereden yürüdüm biliyor musunuz? Taksim'den yürüdüm. Taksim'e de nereden yürüdüm biliyor musunuz? Galata Köprüsü'nü yürüyerek geldim. Ondan sonra tünele bindim sadece. Başka çıkış yolu, yani terlemeyeyim diye. Ben harekette terleyen bir adamım. Bugünkü yürümem 23 kilometre. Hiç de dokunmadı. Ha hemen 23 kilometre yürümeyin. 3 kilometreyle başlayın, 5 kilometreyle başlayın. Ama hadi bir de eşortmanları gibi yürüme değil, serbest olun. Biraz vakit ayırın, az uyuyun. Beslenmedeki yanlışlıkların en büyüklerinden bir tanesi de bu. Yani çok uyuma, çok yemekten kaynaklanıyor. Ağır gıda yemekten kaynaklanıyor. Ben işe girerken söyleyebileceğim son nokta. 16.30'dan sonra hiçbir şey yemeyin. 21 Aralık'ta ne oluyor? En uzun gece, en kısa gün oluyor. O zaman, ezan da o zamanlar okunuyor mu? Okunuyor. Kargayı takip et arkadaş, beni değil. Karga ne yapıyorsa sen de onu yap. Akşam ezanı okunmadan 5 dakika önce yuvasına gider. Sabah ezanı okunmaktan 5 dakika önce de yuvasından ayrılıp işe gider. Sen de aynısını yap. Dizinin peşine benim sosyal hayatım var, ben evde iş yapıyorum. Bunların hepsi yalan, benim de var hayatım. Bana tabi olan, yaşayan 800 kişi var. Isparta'da, Burdur'da, Alaçatı'da ve Tekirdağ'da. Bunların da sosyal hayatı var ama biz düzenimizi gün döngüsüne göre ayarlıyoruz. Yani bu dini bir döngü değil, gün döngüsü. Bu gün döngüsü de insanın normal rutini. Hani o mandıra filozofu vardı ya, ne zaman uyuyorsun canım, ne zaman istersen. Gün içerisinde yoruldun mu arkadaşım? Çek git ya. Seni kim kovalıyor? Git yat. En güzel felsefe. Ne yiyorsun canım, ne isterse. Ne zaman yiyorsun, ne zaman isterse. Gecenin üçünde de yiyebilirsin arkadaş. Yani şeye takılma. Gecenin üçünde mi yedin? O zaman 12 saat sonra bir daha ye. Ona dikkat et sadece. En kötü ihtimalle. Ama bir de böyle biz menüyü yaptık. Çorbamız çok güzel. Sanki bizde hep çorba varmış gibi. Bu da bizim sadece ata geleneğimizmiş gibi. Alakası yok. Fransızlardan, İtalyanlardan gene bize kaktırılmış bir adet. Senin içtiğin çorba sadece sabahları var. Akşam yemeğinde yok. Sabah var. Osmanlı kahvaltısı. Peynir, zeytin, Nutella bile var.
Osmanlı'nın yaptığı kahvaltı mumbarla, şırdanla, işkembeyle, balıkla, yani ne bulursan o. Sabah da o, akşam da gün içerisinde sadece lokumlar var, lati lokumlar var. Kahveyle, mahveyle alınan. Bir de macunlar, pestiller var, nişastasız yapılan. Yani şimdi bunun haricinde bir şeyin olmadığı hocam, zaman... Ben pestil yaptım, ben bahçemde çok elma vardı. Yaptım ama nişasta un koyu tarifi. Öyle öğrettikleri için var. Evet. Kolayına kaçma. Gel onu şeye, yağlı kağıda. Evet, yağlı kağıda, evet. Nişastasız yap, biraz uzun sürer. Evet, biraz kaybettim. Şimdi bana diyor ki, nar ekşisi ve pekmezi biz yanlış yapıyormuşuz. Sizden öğrendik. Ben diyorum ki, sıktım. 10 litre üzüm suyunu 1 litreye düşürmenin adı, 10 litre meyve suyunu hangisini sıktıysan, nar, portakal, elma, armut, neyi sıktıysan, onu 1 kiloya düşürmenin adı ekşi üretmek ya da gün balı üretmek. Ama sen fokur fokur kaynata kaynata, çünkü sana zaman lazım. Yani illa farmil hastalığı var dedim ya, hemen olsun. Arkadaş 48 saatte oluyor bu. Ağır ağır oluyor. İşin varsa altını kapa, işten gel, yeniden aç. Peki elmayı suyunu çıkardığın zaman farmil hastalığı kötü bir şey. Kaynatmamız gerekiyor mu? Sirke için mi? Yok. Hayır hayır, şey için. Pestiller elmadan da yaptım. Tabii, onu ağır ağır kaynatacaksın. Kaynatacağım. Elmayı doğrayacaksın, doğrayacaksın, doğrayacaksın. Altta böyle çok az suyla beraber o buharla, üstünü delikli bir ilistirle, kevgirle kapayacak. O ağır 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 kaynamadan yumuşayacak. Ondan sonra onu ilistirden, kevgirden geçirdikten sonra posalar üstte kalacak. O bir jöleli kıvama gelecek. Evet. Onu yaydığın zaman nişastaya gerek yok. Biz ne yapıyoruz? Kıvamı vere, çok farmül hastalığı. Bu kadar. 48 saatte yaptım, nar ekşisinin tadına bir bakın, rengine bir bakın. Birisi şurada 10 litre taze nar suyu sıksın. Benimki 850 ile 1 litreye düşüyor 10 kilodan. Birisi onun içerisine aynı eksilen suyunu tekrardan koysun. Hangimizinki taze sıkma, hangimizinki yeniden sulandırma, anlayamazsınız. Üzüm de böyle. Öteki sizin yaptığınız şifa değil. Öteki yaptığınız hepsi ağda, yaktınız bir kere. Köylüler de hocam. Eskiden öyle yapılmıyordu. Eskiden gün balı şeklinde yapılıyordu. Şimdi her şey kolayına karşı. Hemen geçirgen bağırsak sendromundan bahsetmiş. Evet. Onu GAPS denilen durum bu. Hepimizde var. Hepimizdeki boyutları farklı. Ağır deformasyona sahip insan miktarı %37. Halkımızın neredeyse 1/3 ağır deformasyona sahip. Bunun en büyük, en iyi ilacı hayvansal gıdalar tüketmek. Doğru hayvanlardan iç organına sakatatlar tüketmek, yani boşaltım sistemiyle ve sindirim sistemiyle ilgili ürünler tüketmek. 40 kat, işkembe, kelle, paça, şırdan, mumbar, kemik suyu, sizin için lazım olan şeyler bunlar. Çok bunlar, şu an. Hı? Çok var. Neden? Çünkü bağırsaklardaki kaybolan mukozayı, yani süzme... Hocam kokoreçin genliği mi? Mukozo. Kayganlığı. Hani hayvanın bağırsağı neden böyle bıcık bıcık elinize yapışır, yıkasanız da geçmez bir süre? Mukozoyu yeniden yerine koymak için sakatat. Önce, hayır. Dolaşım sistemi ve sindirim sistemi sakatatları. Yani bağırsaklar ve işkembeler. Bunları yediğiniz... Ha, buna takviye olarak da kemik suyu ve paça suları. Kelle. Yanak eti bizde yasaklandı neredeyse ya. Sakatat yani. Tabii, sakın. Ama ciğer meğer girmiyor yani işin içerisinde. Ciğerlerin şifası farklı. Bize kelle etini yasakladılar. Kelle etinden bir köfte yapayım size, bir daha dışarıda köfte yemezsiniz. Dana da olur, şey de olur yani, çıkarırsanız. Şimdi siz... Dana yazın, değil mi? Son 5 dakikada başlıktan bahsedersiniz. İç eti galiba. Artık hepsi bitti. Ona ne diyorsun? İç eti başka bir şey. Yani döş eti denilen, gelen insanların yemediği yer. Ben bir hanger steak yaparım ya da bir sirloin steak. En değerli yeridir hayvanın. Bütün iç organların asıl olduğu şeyin adı... Yenilir mi yani? Yenilmez mi? Biz bir tek kemikleri ve boynuzu yiyemiyoruz. Sert olduğu için. Onu da haşlayıp bir şekilde... Ben boynuzdan maya da yapıyorum. Sertleşiyor. İçinde keratin var, bilmem ne var. Ya saç bakımı işte, balıklara gelelim. Önce balığın pulunu aldınız. 4 limon. 2 litre su, bir tane levrek ya da çupranın pullarını suda iyice yıkayın ama süzgeçte falan içine atın. Birazcık varsa dereotu ya da Arap saçı. Ondan sonra varsa yabani, hani beyaz beyaz çiçek açan havuçlar vardır. Yabani havuçların onu beyaz beyaz çiçek açar da, açar da siz onun olduğunu biliyorsunuz. Ondan atın. Saçlarınıza bir kür yapın. Cildinize bir kür yapın. O bilmem nelere verdiğiniz parayı da yarısını bana verin.
700-800 liralık kremin yerine bunu bir yapın. Norveçli balıkçılar Nivea kullanıyor. Kür yiyenyalar. O eski somonlarla haşır neşir oldukları için o yağlarla tedavi ediyorlardı. Şimdi somon yemeyin. Somon şu anda kül yiyen zehir. Yani çiftlik levreye ne kadar, çiftlik çuprasına kadar kalitesi bu. Ne yiyin biliyor musunuz? Yağlı balıklar, mevsiminde ne varsa, hamsi, sardalya, uskumru. En büyük yanlışlardan birini daha düzeltelim. Balığın içini, karnını, yardını siyah zar kaplı. Hemen atıyorsunuz. Bütün fosfor orada. Neden acı? Neden acı abi? Kahverengi etini mi diyorsun? Hayır. Siyahlıklar vardır ya karın zarında. Neden acı biliyor musunuz? Hayvanı kestik, büyükbaş hayvanı. Ciğerindeki öd patlatmadan alındığı için. Sen balığın da ödünü patlatmadan adam gibi çıkarırsan fosforu da temizlemene gerek yok. Yalap şalap herkes onu yer. Ahçı kısmı, şef kısmı yakasını yer hayvanın, yakasını. Yani karnını yer. Bizde belli delikleri Avrupalının en kıymetli yeri buradır. Bütün yağlar da şeyde, o faydalı içerik de burada toplanır. Balık nasıl yenmeli? Vallahi mümkünse çiğ yemeye çalışın. Marine ederek yemeye çalışın. Yani limon suyunda, sirkede terbiye ederek. Şeviçe yapın. Ya şeviçe falan oranın şeyiydi ama bizdekiler de gene aynı mantıkta. Biraz tuz, belki biraz soya sosu olabilir. İyi sağlam yapılmış bir şey. Ama sirke limon mutlaka. Balığı biraz öldürün. Yapamıyor musunuz? Çok kısa süre ızgarasını yapın ve öyle yiyin. Çok az. Veya fırınlayın. Yani tam mevsiminde palamut, tam mevsiminde uskumru, kolyoz, sardalya. Bir kere özellikle hamilelik ve hamileliğe adaylık yapacak olan insanların şunu yapması lazım. Toleransı yoksa yer fıstığı ama bizimkinden, kajudan değil. Yer fıstığı. Alkolle ilgili bir takıntı yoksa haftada toplamda o bir kadeh dediğiniz ya da 120-130 mililitrelik şarabı ikiye bölerek içmek ya da bunun yerine hardaliye ve armudiye, buna benzer bir fermante şekerli gıda almak. Üçüncüsü de sardalya, hamsi, uskumru, palamut gibi balıklarla yoğun olarak beslenmek. Mevsiminde haftada 3 kere yenmeli. Eğer bu yapılamıyorsa da kümes hayvanlarından eti siyah olanlar, yani kaz ve ördeğin bazı cinsleri yenmeli. Anne de kendinize niçin aldınız bunları, niçin hazırladınız? Selenyum depoladık ve bütün çocuğa gidecek olan faydalı mineralleri sağlayacak olan esansiyel yağlarla yağ enzimlerini bizden kaybolmadan biz depoladık, çocuğa da yeter miktarda verdik. Ne sen deforme oldun ne çocuk eksik kaldı. Balık. Orkinos. İlk defa Cumhurbaşkanı izin verdi. Bir bildirdi yapa yapa. Dünyanın en kaliteli mavi yüzgeçli orkinosu bizde yetişir. Karadeniz'den, Marmara'dan, Ege'ye çıkar. Malta'dan sonra geri döner. İleri gitmez bizimkisi. En kaliteli, en harika yağlara içerik olan hayvandır. Bizim yememiz yasak. Şaşkaza balıkçılar kazayla yakalarsa işe yaramaz orkinos yiyorsun. Orkinosun da fıtratında şöyle bir şey var. Kafasına tek kurşun sıkıp da öldürmezsen, strese sokarsan hayvan içindeki ısıyı 60 dereceye çıkarıyor. Vücut ısısını. Senin de aynı vücut ısısına sahip. 37 dereceye sahip olan bir deniz canlısı. Strese girdiğinde etin kalitesi içindeki yağları yaktığı için bitiyor. Bunu biz hasat edip Japonya'ya gönderiyoruz. Dalgıçlar giriyor kafese. Kafasına tek kurşunla vuruyorlar, öldürüyorlar. 5 dakikanın içerisinde 7 noktadan kanını akıtıp içini temizliyoruz. Buz püresine koyuyoruz. Takışmaya tam 36 saat sonra vardığında buzun içerisinde bu hayvan vücut ısısı 18 derece düşmüş oluyor. Sıfıra yakın getiremiyoruz. Donmuyor yani. Şimdi bu hayvanın içerisindeki o yağlılık o derece korunursa yani 100 gram yemeniz haftada fazlasıyla yeterli. Yani bu balığın eti muhtemelen 60 lira civarına satılacak ama 100 gram sana yetiyor. Yani somonu 35 kaç lira? 50 lira. Somonu 60'a bile satıyor. Somonu o parayı vereceğinize orkinos yiyeceksiniz. Bulabildiğimiz zamanlardaki buna başlayacağız şimdi bir proje haline geliyor Gürpınar'daki balık halinde. Bulamazsanız da yağlı yağlı torikler, palamutlar bunlar. Akraba zaten sayılır. Aynen. Ama içerik zenginliği bakımından yeşil yüzgeçli orkinosa göre bile değişiklik gösteriyor. Fakat bunları yememiz lazım. 100 gram haftada yetiyor size. Bütün ihtiyacınızı karşılıyor. Asma yaprağı ve kereviz sapıyla bitireceğim işi. Asma yaprağının 8 tanesinde sizin 2 kilo peynirden alacağınız bütün kalsiyum fazlasıyla var. Özellikle hanımlar belli bir yaş sonrasında kemik erimesine düştüğünüzde şu pet şişenizin içerisine salamurası da aynı şekilde mi?
anlatacağım. Salamura yapma yöntemine bağlı. Dünyanın en kaliteli üzümü de Tekirdağ'da yetişir. Bunun adı da yapıncaktır. Tokat mokat, kusura bakmasın kimse. O da kaliteli şeyden de. 8-10 tane yaprağı iç içe sardınız. Kibar davranın. Bütün o sapları da üstünde kalsın. Hani koparmayın onları. Sardınız, kıvırın. Bunun içerisine atın. Bunun da çok bir zararı yok. Gıdayla temas edilebilir bir, tolere edilebilir şeyler. Bunu çok sıcak şeylerle, bilmem neyle kullanmadığınız sürece, güneşte bırakmadığınız sürece zararı minimizedir. Yani hepsinden de kurtulabileceğimiz bir şey yok. Yoksa diyeceğim ki size cam kavanoz, onun içinden havayı emdirin. Ben nereden bulacağım diyeceksiniz. Bütün atın bu şeyleri bunun içerisine. Tuz yok, sirke yok, limon yok, hiçbir şey yok. Çiğden yaprakları attınız. Sıkın. Bağlayın kapağını. Zaten oksijeni bitireceği için hiçbir şey kalmayacak yakın zamanda. 45 gün sonra asma yaprağınız hazır. Çıkarın bu asma yaprağını. Gölgede mi tutacağız? Karanlık bir yere atıp gitsin. Tuvaletin en ücra köşesine, balkonun en bilmem ne yerine. Çıkarın, bir tanesini katlayın sadece, katlayın. Katlarken içine bir damla limon ya da bir damla sirke dökün ya da elinizle sıvazlayın. Katlayın, kıtlama şekeri gibi buranıza koyun. 2 saat ağzınızda tükürük bezleriyle zaten rahatsız edecek o sizi. En son çiğneyin çiğneyin, yutmak zorunda değilsiniz. Muhteşem antikorlar üretirsiniz. Vücudunuzda tükürük bezleriniz faaliyete girer. Bütün o rahatsızlıklarla ilgili, tansiyonlarla ilgili, o geçirgen bağırsak sendromlarıyla ilgili bütün size lazım olan bütün faydalı içeriği sağlarsınız. Bunun aynısını yeşil fasulye yaprağına, yani taze fasulyeden toplarsanız, ama bu sefer bir incelik var, onun üzerine peynir ya da kaymak gibi, krema gibi ya da şey gibi, tereyağı gibi bir şey sürüp tazeyken bu sefer yiyeceksiniz onu da. Fasulye yaprağı. Fasulye yaprağı, taze fasulyenin yaprağı. Aynı şekilde dut yaprağı. Bu sefer dut yaprağına da kimyon, karabiber karışımı ve biraz da tuz yapıp azıcık elinizle ovuşturup buranıza koyacaksınız. Hep farklı enzimler üretmenize sebebiyet verecek. Bunları ben icat etmedim. Edenlerde gördüğümden, hepsinden aldığım şeyler. Bir tanecik yetiyor mu yaprağı? Bir tane yeter. Haftada iki kere yapın. Bir tane asma yapın, bir dut yapın, bir fasulye yapın, mevsiminde yapın. O başka. 45 gün bunun içinde kalan fermante. Asma yaprağını öyle yapın ama dutla fasulyeyi taze yiyeceksiniz. Kereviz sapı vücudun kullanıp atabileceği, yarılanma süreci olmayan, direkt sindirilebilen bir nitrit. Nitrat değil. Bizim en çok ihtiyacımız olan koruma. Turşularınızda bozulma mı oluyor? Hiç sirkeyle, limonla uğraşmayın. Turşularınızın içine basın kerevizi ve kereviz yaprağını, bütün turşu kurtulur kendiliğinden. Hiçbir bakteri ve mikrop üremez. Lezzet çok değişmez. Ve bunu yapabilirsiniz. Çok da yakışıyor. Çok nohut, nohut sakın bunlarla uğraşmayın. Nohuttan sakın yoğurt yapmayın. Gaz içinde kalırsınız. Yani nohutun fıtratında leblebi olmak var. Yani bulgur olmak var. Bulgur gibi işlenmediği sürece çok sıkıntılı. Ya bu nohutu çimlendirici tekrar kurutacaksınız ya da ciddi sıfırdan yoğurtma yasayını ama nohutla anlatıyorlar. Ben anlatayım size. Verin bir şey bana şuradan. Herhangi bir şey verin. Sen kozal ayran yapıyor musunuz hiç? Yoğurt. Binden fazla şeyle yapıyorum. İsterseniz 100.000 yapın. Kural basit. Gene bu. Kavanoz olacak. Ağzı kapalı olacak. Bu miktar bir şey aldınız. Gittiniz bir tane ardıç yaprağı topladınız. Bir yarısı yenmiş elma da olur. Dışarıda soğan kabuğu olur. Ardıç da şey olur. Kuşburnu taş. Herhangi bir şeyden, adam gibi ama mineralli taş, böyle çakıl taşı değil ya da parlatıp yıkayıp koydunuz mu cacık olmaz. Gitti mikrop. Sütün içerisinde... Yok, bu sefer istediğinizden yapın. Artık yoğurt yapacaksınız, bir şey diyemeyeceğim. Keçiye ulaşamadık dendiği için, hani sütten yapacaksanız illa bir şey, inek sütünden de yapabilirsiniz. Sütü güvenemiyorsanız, eğer kalitesinden emin değilseniz bir kere aniden pastörize denilen olaya 72 dereceye çıkarıp aniden 7 dakika tutup orada 7 dakikadan sonra da 7 dakikanın içerisinde 45 dereceye indirmeniz lazım. Yoksa sütün içerisinde bütün kaliteli içerikten yoksun kalırsınız. Yarılanır. Ne yaptık? İçeriğini bilmediğimiz, bizim gibi hastalıktan adli sertifikası olmayan yerlerden, o Aysun Maysun bir yerlerden süt alıyorum diyenleriniz vardı ya, onların sütleri çok kaliteli, onların sertifikaları da var, güvenerek yapıp, ben denedim atölyelerde. Yani hiçbir şey çalınmadan hakikaten gelen sütler. O çiğ olarak çiğ geliyor. Evet. Abi o kendisi diyor ki o çiğ olarak tüketebilirsiniz. Hastalıktan ari sertifikası varsa mikrop sayımı yapılmış ve içindeki bakteri sayısı yani 15. Yani onu pastörize etmeye gerek kalmadan da yoğurt. Direkt yapabilirsiniz. 45 derece ama kaliteli yoğurt yapmak istiyorsanız 45 dereceye kadar ısıtın. Ondan iyi olur. İlk mayayı yapalım.
Çiğ sütü aldınız, güvenilir bir çiğ süt. 41 dereceye kadar ısıtın. Yani o da nedir? Ölçmenize gerek yok. Çok hassas da değil. Vücut ısınızdan biraz fazla. 41'e çıkarma sebebimiz şu. Aslında keçi sütünün 41 olması gerekir. Koyun sütü 38.6 bile olabilir. Hayvanın vücut ısısı. Keçilerin vücut ısısı biraz yüksektir. Şimdiki keçilerin değil tabi. Onlar da keçimsi olduğu için. Onlar da 39 dereceye geçmiyor. 41 dereceyi siz gene de yükseltin. İçerisine aklınıza gelebilecek her şeyi atın. Ha, mesela bu. Ne bileyim soğan kabuğu dedim ya. Şey atın. Dolapta mutlaka bulursunuz bir şey. Patates ya da patates dolu da nişastalı şeylerle ilgilenmeyin. Dışarıdan daha böyle şifalı şeyler bulun. Mesela çam yaprakları var. Kozalak var. İnsanlar zannediyor ki kozalağı sütün içine koydum maya yoğurt olacak. Öyle bir şey yok. Ön maya elde edeceksiniz önce burada. Bu kesilecek. Bir gün ile dört gün arasında olur bu. Bu da aceleye gelmez. Ortamı sevecek. Dışarıda değil mi? Evet. Hiçbir şey bulamazsanız, ortam mayası denilen benim en sevdiğim, evinizdeki mikroptan olan şey, 3 günde olgunlaşır o, ağzı açık duracak, kenarda olacak. Kesildiğinde onu bir kere daha aynı süte ekleyeceksiniz. Yeniden 41 derece bir süt yapacaksınız, mayanızı kuvvetlendireceksiniz onun içine dökerek. O mayayı tekrar aynı sütün içerisine, aynı miktarda sütün içine dökerek 3 kere kuvvetlendirdikten sonra, ilk maya yaparken 1 litre süte kalanı ekleyip 1 litreden bir yoğurt elde edeceksiniz. Yarısını yiyin. Yarısını 3 litreye mayalayın. Gene oradan yarım kilo ayırın. 5 kiloya koyun ve artık ondan sonra nasıl biliyorsanız yoğurt öyle yapın. Ve yoğurt mayanızı da 3 ayda bir en geç değiştirin. Çünkü aynı bakterileri vücuda alırsanız tembellik olur. Vücudumuzda normal sağlıklı bir kadında 3,5 kilo, normal sağlıklı bir erkekte 4,5 kilo minimum sağlıklı bakteri bulunması gerekir. Bunun altına düştüğünüz zaman hasta olursunuz. Bunun sayısı aynı bakterilerden olmaması için de 17 ila 22 farklı bakteriye ihtiyacınız var. Bunun bir kısmını yoğurttan alırsınız, süt ürünlerinden, bir kısmını et ürünlerinden alırsınız, ferment ürünlerden, bir kısmını otlardan alırsınız, bir kısmını hiç inanamadığınız, iyi yıkadığınızı zannettiğiniz bitkilerden alırsınız. Şey vardı bu, mavi mavi insanların olduğu filmin adı neydi? Avatar. Avatar. Orada şey vardı, böyle mucize bir tane şey çıkıyordu yani, bitkinin üzerinden bir çiçek kaç bin yılda çıkarmış diye. Geçen de okudum Hürriyet'te, çocuğu aradım, aman dedim kızcağızım sakın şey yapma, hani ölebilirsin yani. Bir parazittir bu. Parazit kendisi böyle meyvanın üzerine sanki bilmem ne çiçeğiymiş gibi davranarak yavrusunu büyütür. Ve insanlara en zararlı olan bakterilerden bir tanesidir. Kurtulamazsınız. Tespiti mümkün değil. Kızcağız bunu kutsal çiçeği buldum diye Avatar'dan etkilenmiş. Ben söyleyince bana kızıyorlar. Avatar'a serbest. Bu çiçeği mucize bir şey zannedip bir de babası 73 bin liraya satarım size dedi. Dedim hemen kurtar kendini. Kızı da dedim yıka alkolle, dezenfektanla. Sen dedi kandırıyorsun bizi. Hemen gönderdim bilimsel makaleyi. Allah'tan sağlık ekipleri ertesi gün gidip kızcağızı ikna ettiler, dezenfekte ettiler aileyi. Çok tehlikelidir. Böyle gördüğünüz her şeye inanmamak lazım. Nerede büyüyor? Meyvanın üzerinde büyüyor. Çiçeğin üzerinde büyüyor. Yediğiniz barında da olabilir, maydanozda da olabilir, her şey olabilir. Bunları çok dikkatli yapabilmek için de sirkeyi yatırmak, mülkeyi yatırmak, yıkamak yetmez. Dikkatli gözlem de gerekir. Doğadan topladıklarınızda ise, doğadan topladığınız otların üzerinde ise olmaz bu. Hep böyle basit kültüre alınmış şeylerin üzerinde yaşıyorlar. Yoksa bulamazlar, yenmeyen zehirli mantarlar var, onun üzerinde yaşıyorlar. Çünkü onu yemeye gelecek olan hayvandan koruyor yavruyu. Konu bu. Kerevizle her şeyin tedavisini yapabilirsiniz. Kerevizlerinizi suya tuza yatırıp, püresini yaptıktan sonra onunla her şeyi dezenfekte edebilirsiniz. Yani mikroptan arındırıp, tüketebilir ve bununla sirkeler, turşular kurabilirsiniz. Dezenfektan olarak kerevizi kullanabilirsiniz. Bunda da kural ne? Suyun alabileceği maksimum tuzluluk oranı %21'dir. Diyelim ki bunun içerisine %21 tuz yapacağız. Bunda ölçme imkanımız yok. Yani nedir? 100 kiloya 21 kilo koymak değil bakın %21'lik. Yüzlük bir şeyin içerisinde 21 tuz, geri kalanı su demek. Yani 10 litre suya 2.1 kilogram tuz koyduğunuzda o oran %21 olmaz. 12.1'de %21 olur. Dolayısıyla suyun içerisine tuzu atarsınız.
çalkaladığınızda erime devam ediyorsa tuz ilave edin. Erir erirdi. En son artık ne yaparsanız yapın erimiyorsa su doygunluk noktasına gelmiş %21 olmuştur. Şekerde de kullandığınız şeker cinsine göre 24 ila 28 arasında yüzde şeker alır. Ona da şey diyorsunuz, şerbet şurubu diyorsunuz. Bu suyun içerisine kerevizlerinizi bastığınızda, kereviz bu yoğunluktaki tuzun içerisinde kaldığında çok ciddi faydalı antikorlar üretir size. Antioksidanlar üretir, şeyler yapar. Son bir tane şifa vereyim, ondan sonra... Hayır, onu ürünlerimizde kullanacağız. Salatada, sirkede, dezenfektanda, neyi dezenfekte etmek istiyorsanız gıdalarınızda, sirke yerine bunu kullanın. O bütün bakteriler bunda ölüyor. Kerevizi rendeleyip falan mı? Yok, sapını, yaprağını, kendisini değil. Sap ve yaprak, yeşillik lazım bize. Sübiye duydunuz mu hiç? Yenen mürekkep balığı evet. Sübiye değil ama. Evet. Bizim Safarat Yahudilerinin İzmir'e hediyesidir. Kavun çekirdeği. Kavun çekirdeğinden. Kavunları kim yerse yesin, sirke mi yaparsınız, siz mi yersiniz, rakı mı, şarap mı yaparsınız ama çekirdeklerini ayırın, kurutun. O çekirdekleri kuruttuktan sonra öğütün. Öğüttüğünüz bir su bardağına 5 litre su ekleyin. Ekliyorsanız da bir su bardağı bal ekleyin. Koyun bir bidonun içerisine, kaldırın dolaba, arada çalkalayın. 3 gün sonra fermantasyon olur. Beyaz renkli dünyadaki tek antioksidandır. Rakı kıvamında olur. Mor olmayan tek antioksidanı evinizde yapabilirsiniz. Kabak çekirdeğinden dikkatli olup kabuklarını almamak kaydıyla karpuz çekirdeğinden ayrı ayrı şifalarla bunları yapabilirsiniz. Her türlü o bildiğimiz yemiş çeşitlerinin tamamını çekirdeğine, yani içinde yenebilir etleri olan çekirdeklerden yapabilirsiniz. Kayısılarınızdan erik çekirdekleri kaynatılmaz, zehir üretir. 58 dereceye geçmeden erik jölesi elde edebilirsiniz. Ama 75 derecelere geldiğinizde bu sefer size zarar vermeye başlar. Ama kayısı çekirdeğinde, acı badem çekirdeğinde böyle değildir. Onu hafif kırarak kabuğuyla beraber önce 40-45 derecelere kaynatır. Sonra içindeki çekirdeği ayırıp kabuğu ayırdıktan sonra bir zahmet iştir ama o beyazları tekrardan bu sefer gene 55-58 derecelerde 4,5-5 saat kaynatırsanız yine bir jelatin jöle yani mukoza elde edersiniz. Hep kaybettiklerimizin tamamı... Ayva çekirdeği. Ayva çekirdeği kendi başına bir ilaç ama gene o da ısıyı... Jöle. O da çok ciddi evet, jöle bırakar. Gene ısıyı korumak kaydıyla elma olmaz, limon olmaz ama ayva olur. Bunları bilmek lazım. Sadece ayırmak lazım. 55 dereceyi geçmeyecek şekilde bir ısıda tutarak yaptığınızın ayrı bir jelatini olur, jölesi olur. Normal soğuk suya koyduğunuz, attığınız ayva çekirdeğinin de kendisinin dışkıladığı bir enzim olur. O da kullanılabilir. İki ayrı farklı enzim olur yani. Kıvas Rusların yabancı çavdar ekmeğini yakarak dün akşam paylaştığım yaptığı içecektir. Bir çeşit biradır. Şimdi yapılanların adı kıvas değildir, şıradır. Önce... Tamam, çok basit yapalım mı hemen? Çayda ve defne yaprağında olduğu gibi kara lahana mı? Kırmızı lahana diyorsunuz siz ona. Kırmızı lahananın kıçını kesin. Yaprakları kırmadan, yani zerrelemeden ayırmaya çalışın. Yani ortadaki kalın lif var ya, onu kırmamaya çalışın. Aldığınız yaprakları bir şeyin cam kavanozun içerisine basın. Alabildiğince basın. Arada istiyorsanız beyaz lahana...